Bir zamanlar uzak bir köyde sinsi ve iş yapmayı sevmeyen bir kadın yaşarmış. Bu kadının Emily ve Emma adında iki kızı varmış. Emma hem tembel hem de yeteneksiz bir kızmış. Emily ise hem çok çalışkan hem de çok yetenekli bir kız. Fakat anneleri küçük olduğu için Emma'yı daha çok seviyor, onu hala bir bebek gibi görüyormuş. Bu yüzden tüm işi Emily'ye yaptırıyormuş. Emily, hadi temizliği bitir de kanaviçe yapıp satmaya götür. Annesi ve kardeşinin tembelliği yüzünden yalnızca Emily öğleden sonraları pazara çıkar ve el emeğiyle yaptığı kanaviçeleri satarmış. Eve vardığında ise annesi sadece Emma için yemek hazırlarmış. Emily ise yemeklerden arta kalanları yiyerek doymaya çalışırmış. Günlerden bir gün Emily kanaviçe yapmak için dışarıdaki kuyunun kenarına gitmiş. Kanaviçesini elindeki tığ ile ince ince işlemeye başlamış. O anda aniden bir horoz binmiş tepesine ve ötmeye başlamış. Aa, ne yapıyorsun horoz? İn tepemden. Ah hayır, kanaviçem. Emily kanaviçesini kuyudan aşağı düşürdüğü için çok üzülmüş. Eğer annem bunu duyarsa çok sinirlenir. Uf, ne yapacağım şimdi ben? Kafayı kullan, kovayı kullan. Kafa, kova, kufa, kuva. Emily horozun dediği gibi kuyuda asılı duran kovaya doğru uzanmış. Tam eliyle kovayı alacakmış ki bir an dengesini yitirip kuyudan aşağı düşmeye başlamış. Emily gözlerini açtığında kendini rengarenk çiçeklerle kaplı bir bahçede bulmuş. Ne kadar da güzel bir yer. Nereye düştüm ben böyle? Biraz yürüdüğünde karşısına bir tavşan çıkmış. Yardım et bana lütfen. Havucu çıkaramıyorum. Emily konuşan bir tavşan görünce ona yardım etmek için hemen yanına gitmiş ve tavşanın istediği havucu tek hamlede topraktan çıkarıvermiş. Teşekkür ederim. Tavşan sevinçle uzaklaşırken... Hey, ne olur bana biraz su ver. Yoksa kuruyup çürüyeceğim. Emily hemen gülün isteğini yerine getirmek için çeşme başına gelmiş, avucuna biraz su almış ve gülün köklerine dökmüş. Gül yeniden canlanmış, etrafa mis gibi koku salmış. Teşekkür ederim. Sayende ömrüm daha uzun olacak. Emily yoluna devam etmiş. Biraz sonra karşısına bir ev çıkmış. Evin önünde kötü bir cadıya benzeyen garip bir kadın ona bakıyormuş. Emily bu kadından çok korkmuş. Hemen oradan uzaklaşmak istemiş. Benden korkmana gerek yok çocuğum. Gel sana söyleyeceklerim var. Emily merakla kadının yanına gitmiş. Benim adım Holly. Herkes beni çok sever. Eğer şu küçük evime iyi bakarsan burada istediğin kadar kalabilirsin. Tek yapman gereken her sabah yatağımı kuş tüyüyle kaplamak. Zaten eve nasıl döneceğimi bilmiyorum. Bir süre sizin yanınızda kalabilirim. Emily, Holly annenin istediği gibi eve çok iyi bakmış. Her sabah sıkılmadan Holly annenin yatağını da kuş tüyüyle kaplamayı ihmal etmemiş. Holly anne, Emily'yi çok sevdiği için
ona akşamları çok güzel yemekler hazırlamış. İşte günler bu şekilde geçip gitmiş. Emily burada çok mutlu olsa da gerçek evini özlemeye başlamış. Hole anne, seni çok seviyorum biliyorsun ama ben artık evime dönmek istiyorum. Ah Emily, burada çalışıp bana eşlik ettiğin için çok mutlu oldum. Tabii ki artık evine dönebilirsin. Sana yolda eşlik edeceğim. Ah, teşekkür ederim Hole anne. Hole anne, Emily'yi büyük altın bir kapının önüne getirmiş. Emily bu kapıdan geçtiği anda üstü başı yepyeni giysi ve altınlarla kaplanmış. Bana sevgiyle çalıştığın için sana küçük bir hediye. İşte bu da kuyuya düşürdüğün tığ ve kanaviçen. Al bakalım. Çok teşekkür ederim Hole anne. Sen çok iyi bir insansın. Daha sonra Hole anne Emily'nin gözlerini eliyle kapatmış ve ondan 3'e kadar saymasını istemiş. 1, 2, 3. Emily gözlerini açtığında kendini evinin önünde bulmuş. Emily döndü, altın kız oldu. Emily'yi gören annesi ve kardeşi Emma şaşkınlıklarını gizleyememişler. Ama nasıl olur? Nereden buldun bu kadar güzel bir elbiseyi? Emma, sus bakayım. Canım kızım, senin için çok endişelendim. Söyle bakayım, nereden buldun bu kadar altın takıyı? Emily her şeyi bir bir anlatmış. O anda annesi de aynısını Emma da yapabilir diye düşünmüş. Büyük bir açgözlülükle Emma'yı da kuyunun kenarına yollamış. Emma elindeki kanaviçe ve tığ kuyudan içeri atmış. Peşinden de kendi atlamış. Gözlerini açtığında Emily'nin geldiği o gizemli bahçede bulmuş kendini. Biraz yürüyüp ilerledikten sonra bir tavşan görmüş. Tavşan havucunu topraktan çıkarması için Emma'dan yardım istemiş. Ay, bir tavşan için ellerimi kirletemem. Emma tavşana yardım etmeden oradan uzaklaşmış. Az ileride kurumak üzere olan bir gül görmüş. Gül ondan yardım istemiş. Sana su mu veremem? Çünkü dikenlerin var ve ellerime batabilir. Emma güle yardım etmeden oradan ayrılmış. Sonunda karşısına Hole annenin evi çıkmış. Burada çalışacak birine ihtiyacınız varmış. Bana iş verebilirsiniz. Hole anne Emma'ya evde yapması gereken işleri anlatmış. Unutma, her sabah yatağıma kuş tüyleri sereceksin. Emma her şeyi kabul etmiş. İlk gün güzelce çalışmış. Kuş tüylerini yatağa düzgün şekilde sermiş. Fakat sonraki günler iş yapmaktan kaçınmaya başlamış. Ev günden güne kirleniyor ve Emma Hole annenin yatağındaki tüyleri umursamıyormuş. Hole anne, Emma'nın söz verdiği gibi çalışmadığını görünce çok sinirlenmiş. Galiba artık eve gitme vaktin geldi senin. Emma bunu duyunca çok sevinmiş. Çünkü bir an önce altın takılara ve güzel kıyafetlere ulaşmak istiyormuş. Evet, evet, artık ödülümü alıp eve gitmeliyim. Hole anne onu altın kapının oraya getirmiş. Emma kapıdan geçtiğinde üzerine altın yerine çamur yağmaya başlamış. Aa! Neler oluyor böyle burada? Bu da ne? İşleri doğru şekilde yapmadığın için bu kapı sana altın yağdırmadı. Şimdi 3'e kadar say ve evine geri dön. 1, 2, 3.
Sonra kendini evinin bahçesinde bulmuş. Onu gören horoz da ötmeye başlamış. Emma döndü, çamur kız oldu. Annesi ve kardeşi Emily onu çamur içinde görünce çok şaşırmışlar. Emma onlara Holly annenin verdiği işleri düzgün yapmadığı için ödülünün bu çamurlu kıyafetler olduğunu söylemiş. İşte o günden sonra Emma bir işi severek yapmanın önemini anlamış ve akıllanıp tıpkı ablası Emily gibi o da kanaviçe yapmaya başlamış. Böylece iki kardeş birlikte mutlu bir yaşam sürmüşler. Anne baba.